Ümit abi. Sana döneceğim hemen hızlıca. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Fenerbahçe bugün neden puan kaybetti? Ya ben şimdi hep söylediğimiz bir şey var. Neden kaybetti? Neden kaybetti sence? Yo, yani, sen biliyorsun. Seni yoktu. Senin yüzünden kaybetti. Benim yüzünden oldu kesin. Abi bu takım mesela Anadolu Samsun için bak gol atmadan buralarda galip gelme şansın yok de. Çok özür dilerim. Son dakika açıklaması. Fenerbahçe başvuruda bulunmuş. Tamam. Maçın tekrarı için Fenerbahçe başvuruda bulunmuş. Abi. Çok ciddiyim abi. Penaltı jokerini kullanmak istedik. Hakem müsaade etmedi. Ya sandım. Bir şey. Gülüyorsunuz da böyle. Akşam Galatasaray'da görürüm ben onu. Söyleyeyim size yani. Ya aslında ilk yarı Ceko ile Tadic'in iki tane net pozisyon var. Atsan 3-0 olacak. Maç oradan zaten sonra bitmişti. Tabii. Ama olmadı mı olmuyor. Bak oyunun başında hakikaten Fener aslında bak, sezonun en kötü oyunlarından birini oynadı. Bugün ilk defa bak çıkaracağı yerde çıkarmadı. Çıkarmayacağı yerde çıkardı. Tadic'in bugün çıkması o kadar büyük hata ki. Geldiği günden bu yana en mükemmel oyununu oynadı. Çok doğru. Joshua King kapanan savunmaların oyuncusu mu? Değil. Niye Tadic'i çıkarıyorsun? Büyük hataydı. Ceko'yu niye çıkarıyorsun? Ceko tam kapanan savunmaların kenardan orta geldiği zaman etkili oyuncusu. Al Batshuayi için santrafora dön. Al Lincoln'u. Gümbür gümbür bastır. Tadic'i çıkarıyor musun? Çıkardın. O zaman Lincoln'u al abi. Orta atar. Szymanski de çıkar. Batshuayi al. Çift santrafora dön ya. Ya sen Harlem diyorsun Harlem. Adam sana Harlem'i kurmuş. Hala da tek santraforla oynuyorsun ya. Hala daha kaldın Emre Mor'a. Bir ara kim dedi ya? Samet mi dedi ya? Oyunda Szymanski yok. Tadic yok. Ceko yok. Fred yok. En babalar yok yani. Bütün dördünü çıkarttı son iki dakika. Hadi Fred sakatlandı da. Baba sen Lincoln'u çıkarttın mı? Bişar. Şey Tadic'i. Al Lincoln'u. İçeriye peynir ekmek İçeri gibi ortaya İçeriye gibi ortasın. Tabii. Szymanski de çıkar. Al Batshuayi çift santrafora dön. Buradan da Cengiz'i al sağ tarafa. Lincoln'la Cengiz'den çatır çatır ikisini orta gelsin Evren abi. 4-2-4 oyna. Sana 6 kişisin ya Samsun'un gitmeye. Tamam gücü vardı ama öyle çatır çutur gelmeye gücü var mı yani? 1-2 kişiyle kontrol yapıyor. Böyle bir şey var mı abi? Kime yazar bu? İsmail Kartal'a yazar. Bravo abi. Ben sana söyleyeyim. Bir şey daha var. Yani bak Samsun'un bir tane çabuk oyuncusu olsa Bonucci. İlk yarıdaki o. Skor gelmediği zaman Bonucci çok ağır kalabilir. İlk yarıda oyundan çıkan oyuncu için söylüyorsun. Ya o da yani çabuk mesela o çok çabuk bir oyuncuydu aslında hızlıydı çabuk kuvvetliydi ama katledi önünden alındı. Bunu kabul etmem mümkün değil ya. Yani... Abi sana yine bırakacağım sözü tamam. Ama bir sponsorluk anlaşmamız var hemen girelim lütfen sizden rica ediyorum arkadaşlar. Sesi de iyice açalım. Çöp kovası 39 lira 90 kuruş. Birçok mutfak ve banyo ürünü bu cuma kabul etmem mümkün değil abi. Allah aşkına. Ya ligimden gerçekten spor zorluk aldın. Ben bir yerde olsam daha açarım kardeşim bunu kabul etmem mümkün değil. Samet benim adımı Samet Siner diye yazmışsın onu değiştir gel dörtlü. Ama Emre müthiş gol attı abi Ferik'ten. Yani kalecinin hatası yok. Öyle mi abi? Orada yarı otomatik nasıl mesela tak gelmesi çip lazım. Yok topta, gelmiyor. Toplara çip takmamışlar. Samet ismi söylüyor. Vallahi ya. Ondan dolayı geç geliyor. Yani o yan kamera olmasa golü göremeyeceğiz. Bekleyeceğiz 5 dakika arası. Evet. Gerçekten. Yani yandan şeyi vermese 3-5 dakika şeyi bekleyeceksin. Offset şeyini. Ya kamera gördü ya direkt zaten. Durdurduğun an gol. Ha. Şimdi iki tane şey var. Son onu söyleyeyim. Buyur abi. Estağfurullah. Galatasaray yenerse puan farkı eşitleniyor. Evet. Evet. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Berabere kalırsa... Bu haftayı Galatasaray avantajlı geçmiş olur. Bir puan düşüyor yani. Çünkü sen Trabzon'dan puan alıyorsun. Evet. Sen Samsun'a puan kaybediyorsun. Yenerse zaten kafa kafaya oluyor. Bak yenerse Galatasaray inanılmaz bir psikoloji. Fenerbahçe Trabzon'a gitmiyor mu? Hı? Trabzon'a gidecek değil mi? Gidecek. Gidecek. Bir de Onoccio falan da gelecek o zamana. Oo. Şimdi bak bir şey daha var. Biraz önce gösterdim. Oraya da geleceğiz. Kaan'ı sol beke çekmiş. Kerem Demirbay'ı koymuş. Sahayı en öne atmış. Şu anki kadro o. Abi, birazdan Galatasaray'a yani, detaylı geleceğiz abi. Ya onlar burayı izlemiyorsa hiçbir şey bilmiyorum. hiçbir şey bilmiyorum. Okan Hoca bizi sürekli izliyor. İzliyor zaten. İzliyor zaten. Birebir konuştuğumuzda da. Bir şey söyleyeyim. İzlediğini hep söylüyor abi. Bu oyunda bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kırınış girebilir miydi İsmail'in yerine? Daha erken girebilirdi bence de. Girebilirdi. Kaç Türk vardı sahada? 3 4 vardı abi. Hayır abi. Yok hayır. İsmail, Ferdi, İrfan. Ha özür dilerim İsmail'le vardı. İsmail, Ferdi, İrfan. Mert Müldür. Mert Müldür. Kuruluşu niye bu kadar bekledi? Onu İsmail çünkü çok pasitansı yaptı. Evet. Top kaybetti, gol yiyecekti yani. Evren abi, lig 18.sine karşı oynuyorsun ya. Tamam.
Ona karşı da 1-6 1-8'de oynama abi. Bravo. Yani normalde öyle oynayacaksın. Oynama. Tek orta sahayla oynayacak. Ya biz, tabii yani. Şimdi dün dedik. Bak şunu net anlıyoruz ama abi. İlk yarı oynadı, ikinci yarı oynadı abi. Ligin ikinci yarısında küme düşmeye aday takımlar büyük takımlardan puan alacak. Anladım. Yani bugün Samsun belki puan aldı. Dün Pendik aldı. Ama Galatasaray için de işler kolay geçmeyecek bundan sonra. Yani o 100 puanları falan ben şakasını yapıyorum ama. Geçen seneki senaryoya dönmeye başladı. Geçen sene Fenerbahçe nasıl İstanbul'la Giresun'u içeride sonuncu takımlara puan kaybetti. Bravo. Yine aynı bir aynı süreç. Aynı sıkıntıları yaşayabilir. Devam ediyor. Onu kaybettiğiyle. Yani o Cesus'un aptallığından kaybetti ya. Tamam da hocam. Bu kadro, yani, bugün bu kadro başına çobanı koysan kadro. Hocam Tadiç'i puan kaybetmeyecek kadro. Turunici az önce söyledi. Tamam abi, bu kadro kaybetmemesi lazım normal. Evet. Geçen hoca hatası. Okan abi de aynı şeyi söylüyor aslında. Evet. Hoca hatası. Hocanın yani. Kurucu hataları. Tamam işte yani bu kadroya normal bir hocanın bu kadroya hata yapmaması lazım. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Abi bir süper chat arası verip Evren abiye döneceğim. Sonra Okan abiye döneceğim. Hızlı hızlı. Anlık şu anda 7000 kişiyi geçtik. Herkesten abone olmadan bizi izliyorlarsa abone olmalarını rica edeceğim. Like Erdal like de çok önemli. Erdal Erdoğdu demiş ki Ümit hocam Kadıköy'de lapa lapa kırmızı kar yağmış. Aydın Kozkıran demiş ki penaltı ve saçma işte sapan savunma hataları yok. Aydın Kozkıran demiş ki penaltı ve saçma sapan savunma hataları yoksa Fenerbahçe de yok. Binam demiş ki ummadık Samsun baş yarar demiş. Aliş demiş ki son dakika İstanbul'da kırmızı kar yağdığı görüldü. Turgay işkenceli demiş ki kırmızı kar yağdı diye. Fenerbahçe'de olsan Galatasaray'da olsan küçük takımlara ikinci golü bulamazsan şansa bir gol attıklarına vatan bilet savunur gibi savunma yaparlar ve puan kaybedersin. Tıpkı Galatasaray'ın Sivas'ta puan kaybettiği gibi. Evren abi sana döneceğim. Şimdi kartlar nasıl dağıtılacak? Fenerbahçe niye bugün puan kaybetti? Nerelerde hata yaptı Fenerbahçe? Öncelikle Samsunspor'u tebrik ediyorum. Eski takım. Yani normalde dün konuşmamızda Fenerbahçe zaten maçın favorisi. Evet. Normal şartta da Fenerbahçe yapacak dedin dün yayında. Dün de son anda söyledim ya onu. Mesaj geldi. Haber geldi orada. Mesaj geldi. Baktık telefona, WhatsApp'a baktık ondan sonra hemen yayın bitmeden sürpriz var dedi. Sürpriz var dedi. Vay vay vay. Tabii burada Galatasaray'ın maçına geleceğiz de o Galatasaray'ın kazanması lazım. Daha var. O ayrı, o ayrı. Ama bu maçla ilgili şu var. Okan'la da konuştuk onu, o da söyledi de ben bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin eski oyuncuları da Galatasaray'a çalışıyor. Galatasaray'ın eski oyuncuları da Galatasaray'a çalışıyor. Emre Kılıç bugün Galatasaray'a çalıştı. Müthiş bir gol attı. Onu da tebrik ediyorum ayrıca. Serdar Dursun da Hasan Ali de sağ olsun yani onlar da her türlü Galatasaray'a çalışıyorlar. Bugün Fenerbahçe aslı pozisyonlara girdi 15-20 dakika. O hani dediğimiz hemen 1-0-2-0 yapıyordu ya. Evet. Demek ki Fenerbahçe abi hemen 2'yi bulamazsa maçları çeviremiyor. Çeviremiyor. İşi zor. Ya bu puan kaybı onlar için çok pahalıya mal olabilir Fenerbahçe'ye. Çünkü oyundan çıkarken... Evinde bu arada... Evet. Onu da gelelim. Sen aç madem ekrana getirelim onu. Ceko. Ceko'nun tepkiyi gördün mü? Böyle hareketler falan. Nasıl getirebilir misin ekrana? Getirebilir bunlar normal şeyler değil. Şimdi maç puan da kaybettin. Tadiş'i de oyundan aldın. Eğer şurada mesela. Beni nasıl çıkartırsın diyor mesela. Evet. Bu şimdi bu problem. Bu Ceko'nun şeyi. Tepkisi. Ha, tamam. Bir oyuncu tepki gösterir de Ceko orada yani beni çıkartamazsın diyor. Şimdi çıkarttın berabere kaldın. Hatırlıyor musun? Yugoslavlar hani Sırp, Boşnak, Makedon, Hırvat bunlar ben çok de konuşur. Bir araya geldi mi işler kötü gitti mi? Bunlar vıdı vıdıya başlarlar. Şimdi işte bundan sonra karışık çıkabilir bak. Bugün de puan kaybetti. Galip gezeydi bunu unutulurdu. Yani şimdi şey çıkarmazlardı ama yazarlardı bir kenara. Tabii. Bunlar öyle oyuncular. Şimdi otobüste Taniç'in. Hani Kırnıç yeni geldi. Ceko'nun. Bu işin şeyini yapmayacaklarını zannediyorsun. Kritiğini. Mesela sana dedim Ceko'da kalsaydı Başşuay'ı alsan. He onu dedim abi. Evet, 6 pasın içinde oynadı son 15 dakika Samsun. Şimdi en azından kafayla atar yani. Ayağıyla atamadı bugün. Ceko yakaladı pozisyonlarda. Tabii. Ama bugün. Senin sözünü kesiyorum. Alex'in, Hacı'nın, Sergen'in şöyle oyunlarda yani sadece gol atarken görüldü değil hiç adam eksiltmediğini. Şimanski abi diyorum ya bak abi sadece golde var. Yani hiç oyunda yok bir top alayım rakibi eksilteyim. Pas istasyonu sağlayayım. Var mı abi Şimanski'de? Çıkar onu. Batshuayi al. Lincoln buradan. Cengiz buradan. Tabii, çatır çatır orta at ya. Ki Cengiz yani, oraya girince ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Samsun takımı şu var. Yani şimdi bugün Fenerbahçe'de Ferdi eski Ferdi değil. Mert yine gidiyor geliyor da Ferdi'nin 3 haftadır Ferdi'de düşüş var ciddi derecede. Evet. Temposuna düşüş evet, var. Savunmada da Bonucci'yi gördüm. Bir tane pozisyonda herkes Bonucci diyor da bir açık alanda bir yakalandı. Adam aldı gittik yarıda. Evet. Doğru. Geriden geldi 3 metre taktı. Yani Bonucci'ye geniş alanda falan yakalarsan paramparça eder rakip. Yani bu artık yavaş yavaş da Fenerbahçe'nin oyunda çözülüyor. Nasıl diyorduk Galatasaray herkes kapanıyor oyunu çözülüyor, çıkmıyor. Tabii. Şimdi baktılar Fenerbahçe'yi önde bastığı zaman arkada açık oluyor. Samsun iyi kapandı kontraya da iyi çıktı. Aslında daha da maçı kadar kopartabilirdi son bölümde. Evet. Yani ama onların da bir şekilde buradan bir puan almak da önemli. Yani riske girmek istemediler. Bir de abi Samsun'un kadro
iyi oyuncular vardı. Zeki girdi, oynuyor. Osman girdi oyuna. Bir genç oyuncu falan aldı. Yani Samsun elinde kadroda iyi oyuncular var ama çok da lig ayarında, yani normal ayarda oyuncular var yani. Devran abi, Samsun ona rağmen sen yenemedin. Kaybeder ya da kazanamaz. Ya, bugün acayip tempo yaptı. Tabii. Yani Fenerbahçe bu iki puanı çok arar. Ben sana söyleyeyim. Çünkü bu olay yarın bugün takım içerisinde sıkıntı yaratır. Şu, yani puan görüntü Evren abi, şu görüntü, hoş bu görüntünün üzerine açmak hoş istiyorum biraz. Şu görüntü doğrudan İsmail Kartal'a. Taraftarında çok ciddi öfkesi var İsmail Kartal'a. Diyorlar ki sen neden bizi oyundan çıkardın? Oyuncu ilişkilerin yanlış. Şu görüntünün sonrası bir kaosa sebebiyet verilmez. Ya bir şey olur, orada bir gerginlik olur. Bunu orada işte lider oyuncular çözecek. Onların bakış açısı çok önemli. Aksine lider zaten oyuncular tepkili. Buradaki olay Galatasaray'da Okan Buruk takımı götürüyor. Evet. Burada oyuncular götürüyor Fenerbahçe'de. Yani oyuncuların liderliğinde gidiyor. Bu tarafta Okan Buruk'la beraber bir takım. Çünkü niye? Onun tecrübesi var. Geçen kesinlikle sene bu takım idare etti. Her şeyi o gönderdi. Ama İsmail Hoca şimdi burada bu hamleleri yaptı. Tutmayınca bir defa daha yaparsa bunu, o zaman bak sıkıntıya sen. Tamam. Geçmiş şimdi olur. Sen bir de Sivas'ta Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle Samsun'da evinde yenememek çok ayrı bir şey, puan kaybetmek. Sen deplasmanda puan tabii kaybediyorsun. Yani hele bugün Galatasaray kazanırsa bir de Trabzon'a gideceksin. Geçen sene Trabzon'da kaybettin. Yani anladın mı? Trabzon'a burada gideceksin. Galatasaray bir tek İnönü'ye gitsin. Bir de Mayıs ayı yaklaşıyor. Yani o durumdan dolayı. Şimdi şu vardı, hani uçuyordu kaçıyordu abi. Ya bak bu ligde öyle şey olmayacak. Biz de aslında, ben de yanıldım. Hepimiz yanıldık. Yani Fenerbahçe iç sahada o oyunla beraber oynadığı tempoyla kazanması lazım. Maça başladığında da baktığın zaman yine erken bir gol. Ama dedi, ikiyi atamadın. Kim olacak diye atamıyorsun işte. Bazen de futbolda bunlar var. İşte bu sıkıntı olduğu, puan kaybettiğin haftadaki sonra hafta önemli. Veya takımın içerisindeki oradaki pozisyonlar önemli. Şimdi Fred de sakatlandı. Adana evet, çekti. Bir şey bilmiyorum, oynayacak mı oynamayacak mı? Bir Fred'in olmayışı Fenerbahçe'yi etkiliyor. Evet. Her şey Fred dediler. İşte Fred olmayınca evet kazanamıyoruz dediler. Çok büyük sorun. Yani o da ciddi sıkıntı. Yani bugün baktığında oyun anlamında aslında öyle çok da kötü oynamadı Fenerbahçe. Ya pozisyonları girdi ama son bölümde Fenerbahçe de panik yaptı. Evet. Doldur boşalt oradan vurdular. Yani anladın mı? Orada bir paniğe girdi. Fenerbahçe'nin artık bu böyle maçlarda panik yapmaması lazım. Burayı yakalamışsın. Yani kötü oyun diyorlar ya şimdi. Hep Galatasaray kötü oynuyor. Fenerbahçe kötü oynuyor işte bugün. Antep'de tam istediği oyunu oynayamadı. Antep maçı da aynı. Bak biraz rakipler kapanmaya başladılar. Bir de Antep ligin en iyi takımı yok alt tarafların. Yani öyle çıkıştı. Yani şey takımı sıradan takım. Samsun aylarından bir tanesi. Samsun son 4 yabancı hoca geldi de öyle. Samsun ilk düşme adayı diyorlardı normalde 2 ay önce. Şimdi geliyor sana bunlar puan alıyor. O zaman nasıl şampiyon olacaksın? Daha Galatasaray gazı daha yeni açtı. Hele bugün kazanırsa var ya. Bak sen. Bir de kadro tam benim istediğim gibi çıkmış. Ona geleceğiz. Biraz daha geçeceğiz. Fener üzerine odaklanıp Okan abi hiç söz almadı. Tamam, bir Okan abiye döneyim. Ama Okan abiye dönerken Yusuf asıl içeriden düzeltin senden diyeceğim. Mert Özgen demiş ki Evren kardeşim Trabzon'a bam 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 3 atarız. Ümit biri Galatasaraylıyım ama seni çok seviyorum. Fenerli kardeşimsin. Her ne kadar arada farklı yorumlar yapsan da seni çok seviyorum demiş. Okan abi evet sana dönüyorum. İsmail Kartal'ın değişikleri üzerine gitmek istiyorum. O da çok güzel. İlk 11'i verebilir misin? Ne olursa olsun Bışar, sen içeride oynuyorsun, pozisyonlara giriyorsun, rakibi boğmuşsun ilk 20 dakikada da. Çok özür diliyorum Okan abi. Sana sorayım diye tamam, tamamlamak adına sana tamam, tam bırakacağım. Hani tamam, tamam. Çerçeveyi çizmek istiyorum. Şimdi Fred çıktı, Krunic girdi. Şimanski çıktı, Emre Mor girdi. İrfan Can çıktı, Cengiz girdi. Tabiç çıktı, King girdi. Başşuay girdi, Dzeko çıktı. Özellikle King, Başşuay ve Cengiz Ünder girerken ön taraftaki üçlü aynı anda çıktı. İsmail Hoca'nın değişikleri doğru muydu? Maç kazanmak üzere miydi? Yoksa İsmail Hoca'nın değişikleri mi maçı kaybettirdi? Kaybettirdi yani. Tadiç gibi bir oyuncu çıkar mı? Sahneni geldiği günden beri en aktif, en kreatif ve en yaratıcı maçıydı bence Tadiç'in. Hoca çok güzel bir şey söyledi. İçeride de çift forvete dönseydi, Başşuay, Dzeko yapsaydı. Yani bugün maçı veren ben sana söyleyeyim. Dzeko ile İsmail Hoca. İsmail Kartal verdi maçı. Resmen Dzeko'nun kaçırdığı pozisyonlar İsmail Hoca'nın değişiklikleri. Sen çift forvete dön sağdan soldan. Zaten hapsetmişsin takımı. Kesinlikle. Rakip takım çıkarken de tedirginlik yaşıyor. Ama şunu gördüm ben maçı izlerken. Evren abiyle yolda gelirken dedim bak maçı izliyoruz. Evren abi dedim Fener 2'yi bulamaz. İkinci yarı gol yer dedim. Çünkü Fenerbahçe dikkat edersen ilk 40 dakika, 30 dakika, 45 dakika neyi var neyi yok bırakıyor sahaya. Bak neyi var neyi yok bırakıyor. Zaten öndeki oyuncular çok atletik, süratli, çabuk ve hatta kondisyonu olan oyuncular değil. Bir Fred orada enerji katmaya çalışıyor. Şimanski zaman zaman geliyor defansa bir şeyler yapmaya çalışıyor defansif anlamda. Ama abi şimdi bakıyorsun kusura bakma hocam. Senin bu tempoyu 80-70 dakikaya yayamazsan bak maçları böyle bir sıkıntılı bitirebilirsin. Geçmiş olsun. Şimdi ne olursa olsun İsmail Hoca
o Ceko'nun oyundan çıkış tarzı, İsmail Hoca ile olan diyalog, hoca da görüyor, taraftar da görüyor. Bu takımın içerisinde en azından biraz problem yaratır. Bak şu anda Galatasaray bugünkü maçı kazanırsa büyük bir avantaj yakalamış. 3 puan öne geçer Galatasaray. Hem de mental olarak. Niye? Evet. Mental bir de 3 puan. Şimdi biz bunu yaşadık defalarca. Ya büyük takımda da oynadığımızda, Anadolu takımlar, rakiplerimiz bize geldiği zaman içeride ona 3 puan gözüyle bakarız biz. Tabii. Şimdi Fenerbahçe nereye gidecek? Kadıköy'e gidecek. Şimdi Galatasaray'la hocası, futbolcuları bunun hesabını, matematiğini yapmıyor mu? Şimdi Fenerbahçe böyle bir avantajı içerideki maçtaki bu beraberliği yani yaşamasını, ben sana bir şey söyleyeyim, büyük bir handikap onlar açısından. Abi pozisyona giriyorsun, üretiyorsun, yakalıyorsun ama atacaksın ne olursa olsun. Sen kolay giden maçı zora çevirdin. Çok fazla gol kaçırdılar Okan abi. Katılır mısın? Abi Ceko bugün 4 tane içeri net pozisyon kaçırdı. Net. Onun dışında mesela en sonunda Kurun için kaçırdığı var. Kurun için kaçırdı. Olmuyor, bazen olmadı mı? Olmuyor abi. Yani yapacak bir şey yok. İstemiyor. Top sevmiyor seni. Girmiyor. Girmediği zaman da istemediği zaman da girmez. Şimdi sen içeride abi alsana Bahçuay ile Ceko yap. Soldan Tadiç iyi gidiyor. Sağda madem İrfan iyi kötü gidiyorsa al Cengiz'i sağdan. Sağdan soldan. Merkezde 3'te abi. Dönen topları 3 tane Şimanski ile İsmail ile Kurun işte veyahut da Fred'le o dördünün üçlüyle biriyle dönen topları alıp yine oyunu sağa sola açıp yine sağdan getireceğin toplarla 2 tane kule gibi oyuncu, hava hakimiyeti olan, iyi koşu yapabilen, indirebilen, set oyunu oynayabilen bir Ceko var. Bahçay oralara koşu yapıyor. Ya bugün ben sana söyleyeyim, sınıfta kalan İsmail Kartal. Puanı veren de İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın zaten o kulübedeki birbirden sonraki tedirginliği dikkat ettiniz. Ben bir iki kere baktım. Abi bir özgüven kaybı yaşıyor. Yani biraz skor 1-1. O kadar doğru söyledin ki abi. Özgüven kaybı yaşıyor. Sen şimdi kardeşim ne olursa olsun Fenerbahçe'sin. Sen o özgüven kaybı, o tedirginliğin sahanın içindeki oyunculara yansıtırsan oyuncular da tedirgin olur. Ya bugün Ferdi Evren abin dediği gibi 70-80 dakika sahada yoktu. Bir 10 dakika 15 dakika. Şeyi açabilir misin? Bak o kadar doğru bir şey söyledin ki Okan abi. Oyuncu değişiklikleri zaten İsmail Hoca'nın panik yaptığını göstermiyor mu? Gösteriyor işte. Zaten onun farkında. Oyuncular da orada farkında. İsyan ediyor Ceko. Tamam diyor, kaçırıyorum diyor. Ben tecrübeli oyuncuyum. Skora ihtiyacımız var kardeşim diyor. Sen beni niye çıkartıyorsun? Çift forvete dön diyor. Resmen elini kaldırıyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Yani biz bunu yaşadık. Vücut mesela bir anda Emre Mor girdi oyuna. Ya Emre Mor girdi de tamam çok da, iyi olan Lincoln Henrique girmedi. Bunları sokarsın. Daha önce alacaktın Emre Mor'u. Bunları sokarsın. Daha önce de alabilirdin. Ama sen Ceko çift forvetten sonra bu değişiklikleri yap. Yani o ikiliyi bozmayacaksın. İçeride oynuyorsun. Senin hata yapma lüksün yok. Rakibin alttan geliyor. Bak alttan gelen her zaman tedirgin eder. Avantaj bugün Galatasaray kazanırsa çok ciddi şekilde Galatasaray mental ve kendi sahasında oynayacağı avantajı yakalamış olacak. Evet. Bak çok büyük bir avantaj yakalamış olur. Ben bilmiyorum ama İsmail Hoca'nın bu maçtan büyük bir ders çıkartmazsa yarın öbür gün sıkıntı yaşar. Evren abi çok güzel bir şey söyledi. Bak iki haftadır söylüyor. Şu Bonucci'nin arkasına atılan toplarda çok ağır kalıyor. Bugün bir oyuncu arkasına bir hafif bir yani o çok %100'de bir depar atmadı. Hafif bir deparla yani neredeyse karşı karşıya kalacaktı. Fenerbahçe bilmiyorum. Kötü vallahi oynamadı. Fenerbahçe geniş alanda yakalanmasın ben sana söyleyeyim. Bir de bak Samsun Spor'u tebrik etmek lazım. Samsun Spor'u tebrik etmek lazım bu şey. Bişar, Samsun Spor tebrik ediyorum Okan abi. İkinci yarı bak, ikinci bölgede çok iyi kapandı, alanları daralttı. Ne dedim Evren'e bak dedim, alanları çok güzel daralttı dedim. Gol atabilir herhalde çünkü alan Fenerbahçe'ye ikinci bölgede alanla adam markajını bir de zaman zaman önde baskı yaparsan sen bunu çok iyi analiz etmiştin. Estağfurullah maç. Arkaya atılacak toplarda çok süratli oyuncular yok. Bir koşabilecek oyuncu İrfan. İrfan. Ve hatta Cengiz. Cengiz oynarsa. Hani arkaya atılır. İşte oynarsa mesela yani o saydığım isimler. Bilmiyorum ama. Bak Başuay hariç aldığı oyuncular ne katkısı oldu abi? Cengiz. İki tane o tamam. King olmadı. King bu oyunun oyuncusu değil Kronik zaten. Kronik zaten geç yani bir şekilde girdi de o orada oyun daha şey olmadı orada. Oyun zaten kapalı bir oyun. Ya burada onun için İsmail Hoca değişiklikler yaparken hep ezber değişiklikler. Bak bir izleyicimiz birazdan okuyacaksın çok güzel bir şey. İsmail Hoca'nın değişiklikleri şeyi değiştirmiyor takım. Oyunu değiştirmiyor yani. Aynı oyunu aynı farklı oyuncularla oynamaya çalışıyor. Biz bunu devre arası Ümit abiyle konuştuk. Kimi çıkarabilirsin ki ne yapabilirsin diye. İkimizi birbirimizin yüzüne baktık. Ya hoca neyi seyretti bilmiyorum. Ben şunu anlayamadım ya. Yani ilk hoca söyledi onu da burada şimdi hakkını yemeyelim. Tadiç gibi oyuncuyu nasıl çıkartıyorsun? Haftalardır tamam zaman zaman 20 dakika 30 dakika oyunun içerisinde. Ama Tadiç şu anda bu maçın en iyi oyuncusu ya. Nasıl çıkartıyorsun? Nasıl çift forvete dönmüyorsun hocam? Bravo. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Ben başkan olsam ya uzak yani yukarıda veya da televizyonda izlesem arar sorarım. Hayırdır hocam derim ya. Niye bunu? Ya sana ben şey de bak Hallem gibi Galaktikos gibi bir takım verdim. Ama sen bunu değerlendiremiyorsun. Bak bu telafisi olmayan bir haftalara giriliyor.